Evet sevgili dostlar, Kusepler adına yarışan takım arkadaşlarımızla beraberiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyim? Hüseyin İbrahim Sazan. Mehmet Tunca. Baba senin adın niye Sazan? Abi benim adım Sazan. Neden Türkiye'nin en büyük Sazan'ı, gönderin Sazan'ı. Maşallah, subhanallah. Peki son durumlar nedir arkadaşlar? Vallahi son durumlar, bir vuruş alamadık. Bekliyoruz, umudumuzu kesmedik. Olacağından da eminiz. Beklemeye devam. Peki organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Şu anda çok güzel. Her yani şey, iyi gidiyor, her şey iyi her gidiyor. Şey iyi gidiyor. Yani balık olmasa tabii da... Ki, tabii ki ilk Özkan kardeşimizin ilk yaptığı tabii ki yarışmadır. Yarın bizler de yapacağız. Tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız var. Evet. Bunlar tabii ki bizler de zamanla bunları tabii ki ileteceğiz. Daha güzel öbür arkadaşlarımıza şekilde, her şekilde, yani her yarışmada tabii ki sıkıntılar oluyor. Her yarışma dört dörtlük olacak gibi değil. Ama sıkıntılarımızı tabii gidermek daha bir hoş olur. En asgariye indirecekler. Tabii indirmek lazım. Evet. Tabii ilk yarışma olmasına rağmen gayet güzel. Güzel gidiyor. Çok şahane gidiyor. Evet. Evet. Balık, bu da gelecek inşallah. İnşallah daha inşallah. Zamanımız tabii çok var. İnşallah bakalım. Yarın saat 12'de bitecek. 12'ye kadar neler olacak acaba? Yani beklemeye devam. Evet, rast gelsin. Bizim umudumuz çok. İnşallah çıkacak. Tabii ki çıkacak. Rast gelsin. İsteriz ki tüm arkadaşlarımıza. Evet. Evet sevgili dostlar, sektör 12'deyiz. Arkadaşlar kısaca sizleri tanıyabilir miyim? Abdullah Kaplan, Afyon'dan esnafım. Murat Akseki, esnafız Afyon. Arkadaşlar nasıl geçiyor durumlar? Yarışma gayet güzel, heyecanlı. Hala heyecan devam etmekte. Şu an sektörlerden balık alan arkadaşlarımız yok. İnşallah yarın yarışma bitiş saatine kadar ümidimiz var. Bütün arkadaşlara başarılar dileriz. Düzenleme, organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Başkanım da teşekkür ederiz. Gayet güzel bir organizasyon. İl dışından gelen arkadaşlarımız da var. Misafirperverliğimizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Farkındayım. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben bir Ankaralıyım ama Afyon dışından gelen bütün arkadaşlara misafirperverliğiniz dört dörtlük. Bunu özellikle söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Başka düşünceleriniz var mı? Biz size teşekkür ederiz. Siz de buraya gelip için çekim yapıyorsunuz. Ayrıca derneğimize tekrar teşekkür ederiz. İnşallah yarışma sonunda umarım trofeler gelecektir. Dostluklar da kazansın bunun tabii, yanında. Tabii, tabii. Ama ben sizden şunu rica edeceğim. Avdere bir an önce üye oluyorsunuz. İnşallah. Bugün ben üyeliğimi yapacağım. Murat Bey'in herhalde üyeliği var. Yarışma bitiminde arkadaşlar üye yapacağız. Sen üyesin. Üye değiliz, üye olacağız. Hadi bakalım o zaman. Rast gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Efendim. Evet sevgili dostlar, sektör 11'deyiz. Arkadaşlar kısaca sizi tanıyabilir miyim? Ben Fatih Ölmez. Kütahya Tavşan'dan geliyoruz. Ben Mehmet Tozlu. Aynı şekilde Kütahya Tavşan'dan geliyoruz. Evet arkadaşlar, nedir son durum? Son durum, şimdi avlak olarak müthiş bir avlak. Daha önceden de yani bu tür avlaklarda da bizim Tavşanlı ilçesinde böyle avlaklarda avlandık. Yalnız bir hava şartı mı, artık ne diyelim, suyun basıncı mı, bir ters giden bir şeyler var ama umutla bekliyoruz. Daha önce bu avlakta avlandınız mı? Hayır. Ama avlak hakkında bilgiye sahipsiniz bildiğim kadarıyla, değil mi? Muhakkak. Araştırdık tabii ki. Araştırdınız. Peki derneğin yapmış olduğu bir düzenleme hakkında ne diyeceksiniz? Güzel. Düzenleme güzel. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Sektörler falan, aralıkları falan çok güzel. Tabii memnun olmayan arkadaşlarımız var. Ama bu taraf için onu söylemek mümkün değil. Bizim evet. Burası güzel. Önünüz açık. Evet. Değil mi? Yalnız bir olay söyleyeceğim size. Yani arkadaşlar bakın buradan Avder'in birinci altın iğne yarışmasında katılımcı arkadaşlar, özellikle hepinize söylüyorum, sakın ha bana kızmayın. Ama bakın şu sektörün nizamına, düzenine,
Bakın bakın şu şekilde gösteriyorum size. Ama bana kızmıyorsunuz ha. Bak söylüyorum. Abiniz olarak hepinizi esefle kınıyorum. Bundan sonra göreceğim sektörler böyle olsun. Lütfen ne olursunuz. Evet. Düzenleme için ikinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bak şu düzen mükemmel bir düzen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şöyle girdiğimizde her şeyin yerli yerinde olduğunu evet kardeşler karp şu şekilde görün evet emeğinize sağlık diyorum arkadaşlar. Sağ olun. Rast gelsin. Evet sevgili arkadaşlar. Hiç bayanama. Biz balıkta şüphelenmiştik. Acaba balık yok mu diye. Tekneci arkadaşları çağırdık. GPS'de şu anda 4,5 metre derinlikte görüyorsunuz arkadaşlar balığın durumunu. Balık var. Yalnız bu balığı tabii koyun içerisinde sıkışan bir hayvan olduğu için de aheste aheste bu hayvanı buradan dışarıya çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer buradan bu hayvanı dışarı çıkartırsak ön taraftaki olta balıkçısı arkadaşlarımız yani yarışmacı arkadaşlarımız balıklarına kavuşacaklar. Balık şu anda burada sıkışmış durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gölde ilk defa avcılık yapıldığı için ve bir anda da botlarla göle girildiği için balık kendini koyun içerisine attı. Eğer bu balığı biz dışarı çıkartabilirsek inşallah çıkartacağız. Çünkü balık yön değiştirdi. Dışarı doğru çıkmaya başladı. Artık oltalarımız belki de balık görebilecek arkadaşlar. Görüyorsun abi. Sektör 10'dayız. Big Carp takımıyla beraberiz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyim? İsmail Mutlu. Sabri Yılmaz, Big Carp. Adnan Çandereli, Big Carp Bursa. Evet, takım olarak Bursa'dan geliyorsunuz. Bursa, evet. Kaptanımız kimdi? Sabri Yılmaz. Sabri, bugüne kadar birçok yarışmalarda aşağı yukarı görüştük. Nasıldı Avder'in Gebeceler barajı? Barajdaki durum balık belki olmadı ama yani ilgi, alaka işte
yapılması gereken bütün her şey yapıldı. Fakat balığın olmadı, belki çıkmadı ama son dakikaya kadar tabii mücadeleyi bırakmayacağız. Bu olmayabilir yani, balık çıkmayabilir. Bu basınçta biraz etkiledi diye düşünüyoruz. Balık yok değil, var. Sonarla baktık, balıkları da gördük. Yani kendi sektörümüzde önümüzde balıklar geziyor. Üzerine yemleri bırakıyoruz ama balık yemiyor. Yani bunu yapabilecek bir şey yok elimizden gelen. Her şeyi yaptık zaten. Nasip diyelim. Yani, kısmet. Nasip, değil mi? Kısmet, tabii. Yani organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi bir alabilirim. Nasıl oldu? Yani ilk defa yapılan bir organizasyon AVDER tarafından 2017 sonlarında kurulup böyle bir organizasyona kalkışmak da her derneğin harcı değil. Devamının olmasını değil diliyoruz. Yani esasında şunu da söyleyeyim ben size. 2 günlük bir organizasyon. Değil mi? Bildiğim bu cuma, evet. Cumartesi, pazar 12. 2,5 günlük i̇ki bir organizasyon. Günlük, ne yapmamız gerekir? Yani 2,5 günü ben az olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes, her takım yem atıyor sonuçta. Balık şimdi her zaman gezdiği bölgede o kadar çok yemi bir anda gördüğü zaman o da tabii bir tedirginleşiyordur yani. Bunun da etkisi illa oluşuyordur. Tam balığı alıştırana kadar, balık bölgeye gelene kadar av süresi bitmiş olacak. Yani bir 5 günlük gibi bir süre gerekiyor. Organizasyon bizim için güzeldi. Göl güzel. Ulaşım güzel. Yani kıyı. Evet. Gölet içerisindeki derinlikler istenilen aslında her avcının aradığı derinlikler. İşte, ama işte her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Bakalım, yarışma devam ediyor daha. Evet, ad üzerinde yani. Altın iğne. İnşallah altın vuruşlar. İnşallah olacak. Diğer derneklerimizin yapmış olduğu organizasyonları da bunları son 5 dakika kala yaşadık. Evet. İnşallah bakalım, rast gelsin diyorum. İnşallah. Rast gelsin. Tüm arkadaşlara. Herkese rast gelin arkadaşlara, inşallah. Arkadaşlara, tüm avcılara selamlar. Biz buraya katılmaktan çok mutlu olduk. AVDER'in de güzel şeyler yapmak istediğini zaten biliyoruz. Yani inşallah daha da güzel şeyler olacak. Devamını dileriz. Devamını dileriz. Evet, sağ olun arkadaşlar, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, şu anda 9. sektördeyiz. Afyon'dan bir takımımız. Evet, kısaca sizi bir tanıyabilir miyim? Afyon Işıklar Kartay. İsmim Balı, soyadım Doğu. Ben Afyon Işıklar Kartay. İsim? Osman İyice. Afyon Işıklar Kartay'ım. Mehmet Köken. Evet sevgili arkadaşlar, şu andaki konum olarak balığımız yok, vuruşlar var. Yine sabah bir balık alındı, 32 santim, evet. 2 kilo civarındaydı. Evet. Balık zaten hemen suya iade edildi ama balık şu anda gelen başka balık yok. Gölü sizler bizlerden daha çok iyi biliyorsunuz. Gölü içinizde tanıyan, en çok tanıyan kim var? Evet. Şimdi göl hakkında bize birazcık kısa bilgi verir misiniz? Bu gölde avcılık yaptınız değil mi? Yaptım. Evet. Kısa bir bilgi verir misin bana? Gölde 12 yaşımdan beri ortalama avcılık yapıyorum. Devamlı gelip gidiyorum. Bu balığın her an neyip ne olacağı belli olmuyor. Bir gün, 3 gün boyunca balık vuruş yapıyor. Bir gün, 1 hafta boyunca vuruş yapmıyor. Peki sence bugün balık çıkabilir mi peki bu saatten sonra? Ne diyorsun? Abi şöyle söyleyeyim. Bu barajda son saniyeye kadar her an her şey değişebilir. Değil mi? Evet, toplanırken daim yine vuruş yapar. Evet, peki Afyon, AVDER'in yapmış olduğu organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Şöyle nedir? Söyleyeyim. Sen dur, senin abin. Dernek, kısaca senden bir al. Abi, senden alayım. Nasıl buldun organizasyonu? AVDER organizasyonu güzel. Memnunuz. Gayet evet, güzel. Hadi senden alayım yine. Olsun. Şimdi... Bizim için yarışma en son planda. Özellikle bu yarışmayı düzenleyen ve yardımcı olan başkanlara ve üyelere teşekkür ediyoruz. Gelecek sene bu biraz daha uzatılacak biliyor musunuz? Bu sene 2,5 gün civarında tutuldu. Gelecek sene bu nasip olursa 5 gün civarına çıkacak arkadaşlar. Evet. O zaman da bol bol zannedersen balığı tutabileceksin. Tutacağız. Değil mi? Tutacaklar. Tutacağız. En çok çünkü burayı bilen sizlersiniz. Biz.
Alabilirler mi peki? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Kararlar. Evet arkadaşlar, sizlere bol şans diliyorum. Rast gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet arkadaşlar, şu anda sektör 8'deyiz. Arkadaşlar kısaca sizleri tanıyabilir miyim? Benim ismim Reyhan Öztürk. Ustam Kalp Team olarak Bursa'dan katılıyoruz yarışmaya. Benim ismim Turan Çırakoğlu. Erol Öztürk. Şenol Çalışkan. Takım kaptanımız. Evet. kaptanım tabii. Evet. Yeni bir oluşum bu galiba. Bu organizasyonda katılma sebeplerinden de birisi ben olduğum için o şekilde oldu. Yarışma alalım çok güzel. Takım adınızı bir alalım ilk önce. Yeni bir oluşum. Kart, evet. Biz, dur. Pardon. Yıllardır tabii balıkçılığımız var ama resmi olarak ilk defa bu yarışmalara katılıyoruz. Takım adını tekrar alayım. Ustam Karp. Ustam Karp. Ustam, evet. Evet. Ustamızın kampta. Yani ustalardan. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Resmi olarak ilk defa katılıyoruz. Avder'in yarışma sahası gerçekten çok iyi. Yalnız işte balığın yapmadığı bir zamanda denk geldik. İnşallah bu 1-2 saat içinde de bu yarışmayı bitirecek bir vuruş alınır. Bütün arkadaşlara rastgele diliyorum. Zaman başarısını da devam da diliyorum inşallah. Zaman bu sefer biraz kısa oldu farkındaysanız 2,5 gün gibi. Basınçtan kaynaklı birazcık bazı şeyler var. Çünkü basıncı da iyi takip eden takımlardan bir tanesiniz. Nedir son durumlar? Şu anda basınç en yüksek seviyesini görüyor. Yani umudumuz devam ediyor ancak bu basınç olayı tabii balığın yemesini, gezmesini etkilediği için böyle bir ortamda da maalesef bu öyle devam edecek gibi görünüyor. Arkadaşlar rast gelsin diyorum. Teşekkür son ederim, son abi. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı dernek takdiri? Peki vallahi, Avder'i nasıl buldunuz? Sizler gibi Avder de ilk kullanan bir dernek. Bizim gibi bu yarışmada ilkler. Yani bu yarışmalarda biz etrafımızdaki yakın arkadaşların sürekli yardımında da bulunduk. Yani biz de onlar gibi katıldık. Hani balığın tutulmadığı yarışma olarak çok gördük. Yani bununla ilgili herhangi bir kendilerini eksik görmesinler diyoruz. Çünkü bu her zaman olan bir durum. Özellikle yarışmalarda, büyük yarışmalarda sürekli böyle yoğun bir şekilde balığın yemlenmesi falan filan tabii balıkta bir ürkeklik yaratıyor. Bu durumunda atlatılması 3-4 gün sürebiliyor. Şimdi böyle bir kısa zamanlı bir yarışmada maalesef şu anki bu durum bu. Yani şu yarışma belki 2 gün daha uzasa o balıktaki o koku bulanıklığı, ürkeklik falan atlatıldığı zaman çok daha verimli hale olacağını da biliyoruz yani öyle gördük. Çünkü uzun yarışmalarda mutlaka derece netice alınmıştır ama kısa yarışmada bir de yüksek hava basıncı, bir de bu sürekli bir aktivasyon, bir koku bulanıklığı falan balıkta stres yarattığı için şu anki bir durum bu halde kaldır diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi eğer biraz daha uzasaydı bu durum atlatıldığında mutlaka daha da iyi bir netice alınırdı yani. Peki uluslararası yarışmalarda bulunan arkadaşımız var mı içinizde? Yok. Ya benim kardeşim sürekli katılıyor onlara. Biz de onlardan tabii sürekli gün içinde bilgiler alıyoruz. Onlar sürekli bir hazırlık içerisindeler. Yani dışarıdaki standartlar, kurallar mesela çok farklı. Mesela şöyle söyleyeyim. Yarışmaya saatine giremen katılamıyor. Dışarıdan bir araç gelip buraya yanaşamaz. Yani geldiği zaman mesela birisi gelecekse, bir şey olacaksa mutlaka bir tane görevliyle birlikte içeri girer. Herkes yurt dışında böyle bir araba ya da bir şey birisi yanaştığı zaman kesinlikle diskalifiye olur. Yani müdahale şu mesela şehirlerin arasında sektör arası gezinti tabii daha yüksekti de gezinme olayı falan da çok şeydir. Hani direkt birbirine yüz yüze konuşamazsın.
konuşacak olan kişiler ya da bir şey ihtiyacını giderecek olan kişiler görevli kişilerle ilgili şey yapar. Yani orada yani biz Türkiye bu yarışmalarda biraz daha yeni. Yani dışarıdaki oluşumlar biraz farklı. Ama ilerleme sert. Evet. İlerleme çok güzel. Yani bizim demiş. Çok güzel şu anda şartlarımız var. Barajlarımız da gerçekten çok. Yani Avrupa bunları zamanında tüketmiş. Bunları şu anda daha yeni yeni oluşturmaya çalışıyor Avrupa bunlarla. Yani dehşet bir yatırım yapıyorlar barajlarına ama onlar da bizim bu yoldan geçmiş. Hatta bize diyorlar ya yapmayın etmeyin. Bizimkinden de değil de şu siz yaptınız da biz niye yapmıyoruz? Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Rast gelsin diyorum size. Sağ olun. Politika böyle. Sektör 7'deyiz. Kusöpler. Kütahya. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Kısaca sizleri bir tanıyabilir miyim? Ramazan Tez, Kütahyalıyım. Kusöpler üyesiyiz. Alpay Coşkun. Burak Tez. Aynı Kusöpler üyesiyiz. Evet. Kısa dönemde kuruldunuz. Evet. Zannedersem diğer arkadaşlarla da konuştum. İlk yarışmalarınız galiba. Aynen. Kaç takım gelmiştiniz? Üç takım gelmiştiniz. Hepiniz dernek üyesisiniz yani, zaten. Yani. Nasıl geçiyor arkadaşlar? Pek balık popülasyonu olmadı. Hani balık, istediğimiz gibi evet, olmadı. Balık popülasyonu esasında çok fazla ama basıncın yüksek olması ve diğer bazı faktörlerin olmasından dolayı yani. Tabii ki biraz balık çıkmadı. Bu da artık bundan sonraki senelere işte konuştuk arkadaşlarla bir takım önlemler alınacak. Peki yarışma ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz bana? Nasıl geçti? İki dernek arasında bir diyaloğunuz oldu mu? Yani Kusöpler, Avder arasında veya farklı bir şeyler oldu mu hiç? Çünkü bunlar dernek dayanışmasıdır. Özellikle söyleyeyim size arkadaşlar. Evet. Yani ilk şey olduğu için biraz yabancılık çektik ama abiler falan iyi yardımcı oldular yani. Evet. Bunun zaten devamı olacak arkadaşlar. Evet. Sizlere ben Av Televizyon olarak rast gelsin diyorum. Eyvallah, sağ olun. Artık inşallah altın iğne gibi altın vuruşlarla birinciliği alabilirsiniz. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar, sektör 5'teyiz. Samader'den arkadaşlarımız var. Kısaca sizleri tanıyabilir miyim? Ben Samader'den Mete Sazan takımı olarak Musa Mandıralı. Ben de Talha Demirtaş, Mete Sazan takımı Samader olarak yarışmaya katıldık. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Buradan Semih Başkanıma selamlarımı iletiyorum. Evet, kaptanım. Günün yorumunu alalım. Yani iki gündür buradayız. Artık yarışmanın sonlarına doğru geldik. Avder'in yapmış olduğu bu yarışma hakkında kısa bir bilgilendirme yapar mısınız bize? Avder'in yapmış olduğu yarışmaya katıldık. Bilmediğimiz bir meraya katıldık. Güzel bir organizasyon oldu. Balık çıkmasını da ümit ederdik ama artık havalardan dolayı zannedersem balık vuruşu olmadı. Ama çok güzel bir organizasyon. Avder'e başarılar diliyorum bundan sonraki yarışmalarında. Birçok merada avlandık. Evet. Mera olarak sazan balığı tutulması için elverişli bir mera mı? Çok güzel, elverişli bir mera. Konum olarak da çok güzel. Sadece yüksekte biraz işte basınç olarak biraz fazla basınç alıyor zannedersem. O yüzden bu balık vuruşunu alamamızın sebebi de o zannedersem. Bizim en çok mağdur olduğumuz konulardan bir tanesi de araçlarımızla beraber yanımıza kadar, yani araçlarımızın yanımıza gelmeyişiydi. Evet. Bu avlakta böyle bir sorun yaşadınız mı? Kısmi bölgelerde var ama şu anda yarışmacıların bulunduğu bölgelerin hiçbirinde böyle bir sorun yok. Yok değil mi? Çok güzel avlak. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar, sektör 4'teyiz. Pomak Karp takımıyla beraberiz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyim? Musait Sargın, Aslan 40'lıyım. İstanbul Esenyurt'ta yaşıyorum. Ben de Mehmet Aslan. Ben de İstanbul'da yaşıyorum, Avcılar'da. Esenyurt'a yakın bir bölgede. İşte yarışmaya katıldık. Yarışma sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak da pek balık hiç kimse de olmadığından biraz hüsranlık var tabii ki. Çok ama büyük beklentilerle geldik buraya. Çok büyük beklentimiz vardı. Aldığımız duyumlara göre çok güzel balıklar, trofe, hatta Türkiye rekoru çıkabilecek derecede balıklar olduğu söylendi Turgay abi. Sen de biliyorsun bunu. Ama ne hikmetse 42 takım yaklaşık 150 olta suda
Zannedersem sadece 3 vuruş var. Çıkan balık henüz yok. Yarışmanın son 1,5 saatindeyiz. Hala umudumuz var. Umudumuz tükenmiş değil. Buraya. Balığın ama olduğunu biliyorsunuz değil mi burada? Tabii ki yani. Sonarla baktık. Balık var abi. Ama neden hikmetse gezmiyor balık abi. Küme halinde duruyor. O da duruyor. Basıncın... Öyle de duyum aldık basınç. Şu an dışarıdaki basınç 920 civarı. Biraz düştü o zaman. Ama sudaki basıncı tabii ki ölçemediğimiz için balık da streste büyük ihtimal. İlk organizasyon. İşte bu çok büyük bir şey oldu. Avdar adına yani çok büyük umutlarla bu yarışmayı düzenlediler. Biz de İstanbul'dan kalktık kendilerine. Destek amaçlı buraya geldik. Bu yarışmaya katıldık. Bizim de çok büyük umutlarımız vardı. Avder'in de çok büyük umutları vardı. Ama kısmet diyelim Turgay abi. Bir sonraki zaten bir de zaman da birazcık kısa oldu. Yani kısa tuttular. Evet, bunu tuttular. Bir gün bir 24 saate daha ihtiyacı vardı sanki. Yani en az 24 saate daha değil mi? Boli'ye alışık olmamış bir avlakta Turgay abi en az bir 5 gün süre istiyor. Değil mi? Doğru İnşallah abi. Tabii yani, bunları zaten not edildi bunlar. Yani. Eksiklikler de not edildi. Büyük olasılıkla seneye bu avlaklar daha güzel şekilde organize edilip 5 gün veya 6 güne kesinlikle çıkarılacak. Abi, kesinlikle abi. Uygun değil mi bu da yani? Tabii ki. Yani tabii öyle ki. Olmalı. Yani biz yaklaşık 30-35 kilo boli yemlemesi yaptık. Aynı şekilde iğnelerimizde de boli kullandık. Herhangi bir silikon mısır esnafı kullanmıyoruz biz. Balık tabii ki bunu yiyor ama tekrar yemeye gelmesi için bir süreç var. Turgay abi, bunun için de en az bir 5-6 gün bence şart. 2 günde boli sazan yemediği için alışmıyor abi. Evet, Spektrum Bey adına da teşekkür ediyoruz bize sağladığı katkılardan, bolilerden dolayı, destekten dolayı. Evet arkadaşlar, ben de sizlere Kırklareli ve İstanbul'dan İstanbul'dan buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ederiz. Tabii ben de bu arada Ankara'dan geliyorum. Abi sen her organizasyonda varsın abi. Biz de sana teşekkür ederiz bu sportif oltacılara verdiğin destekten dolayı. Görevim benim. Rast gelsin. Eyvallah. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, ağır ağır sektörlerin bitimine gelmek üzereyiz. Sondan bir sektör. Üçüncü sektördeyiz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyim? İsmim Kadir Avcı abi. Afyon'dan katılıyorum. Yakup'un yeğeniyim. O da Afyon'dan katılıyor. Adın neydi? Ahmet Köstük. Evet. Takım kaptan olarak kısaca duygularını, düşüncelerini alabilir miyim? Vallahi abi umduğumuz balık olmadı ama yine de güzeldi yani. Bu avlığa bilenlerdensiniz. Bilenlerdenim abi. Balık tutan kişilerdensiniz. Evet abi. Evet. Neydi en büyük trofem burada? Abi burada benim en büyük trofem 18 kilo. 18 kilo vardı. Daha fazlasını çıkaramadım. Yani burada nereden baksan 50-60-70 belki 100 takım kopattırdım ben. Kopattırdın. Kopattırdığın misineler hakkında da biraz bilgi verir misin? Abi 80'lik, 90'lık misineleri kopattırdık. Kopattırdınız değil mi? Misinesini falan dinlemiyor abi. Abi olmayınca olmuyor. Olmuyor abi. Olmuyor. Bizim zaten sazancılıkta bu. Gidersin bir avlığa 6 gün 7 gün av yaparsın ki kendim de yaşadım bunu. Balık alamadım ama bir hafta sonra bir günde tutsal yaptım 34 parça balık aldım ve bunları bıraktım. Abi, bunları tabii belgeli. Bu gebece arabalarında biz bunları çok gördük abi. 30 parça, 40 parça, 50 parça vuruşları çok gördük abi. Evet arkadaşlar söyleyeceğiniz dernek hakkında bir şeyler var mı? Abi dernek güzel bir etkinlik yaptı. Yani elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Evet sizin nezdinizde Avdere ben buradan teşekkür ediyorum. Rast gelsin arkadaşlar. Sağ ol abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rast gel herkese.